17 Ağustos, 23 Ağustos haftalık burcumuza hoş geldiniz. Nasılsınız koçlar? Umarım iyisinizdir. Dengelerin biraz daha sizi yorduğunu düşündüğünüz haftada biraz daha kazançlı, biraz daha kendinizi bilen, daha verimliliğinizi arttıracağınız planlar içerisine gireceğiniz bir noktadasınız. Özellikle uzun süredir yapmak istediğiniz kendi kariyeriniz, kendi eğitiminiz ya da işinizle alakalı yapmak istediğiniz bazı fikirler size ciddi anlamda çok güzel bir oluşum yapmanıza yardımcı oldu. Belki de bu kariyerinizle alakalı yaşadığınız aksilikler, problemler ve oturtamadığınız düzeni tamamıyla daha mantığınızın doğrultusunda, daha sabrınızın doğrultusunda doğru enerjiye gireceksiniz. Ama şu var, siz ani kararları değiştiren bir enerjiye sahip olduğunuz için her an fikir değişikliği yapıp hani alternatifler olsa ben bu noktada olmam dediğiniz süreçleriniz çok ön planda. Aslında işiniz doğru bir noktada. Biraz daha bunun üzerine daha yoğun bir enerjiye girerseniz bence daha keyifli, daha güzel olacağını söyleyebilirim. İş problemi yaşayan ve uzun süredir maddi olarak zorlukta olan düzenini ve hayatıma hala düzenimde bir iş yok ve maddi olarak çok bunaldım ve her şey çok karışık olan diyenler de bu hafta sürpriz bir başlangıç. Onları en azından içlerindeki korku geride kalacak ve daha büyük bir rahatlığa gireceksiniz. Kendi işini yapmak isteyen ya da aile işi olan bazı koçlarda maddi olarak dikkat etmezseniz maddi kayıplar söz konusu olacak. Bunları lütfen toparlamanız gerekiyor ve uzun süredir gitmek istediğiniz, ailenizle geçirmek istediğiniz bir seyahat var. Hatta bunun içinde güzel bir hafta sonu planınız var. Bu da size iyi ve şifalı geleceğini söyleyebilirim. Sağlık olarak özellikle bağırsak, mide ve damarlarla alakalı dikkat etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Özellikle kadınlarda damarlar, bağırsakla alakalı noktada kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Ailenizde de uzun süredir sağlık problemi yaşayan kişinin küçük bir operasyon geçireceği ve uzun süredir evde yenilik isteyip de hani kiradayız ama yeni bir eve geçebilir miyiz diyen koç burçları için sanki bu hafta doğru bir yol bulunacak ve yeni evle ilgili planlar yapılıp yeni bir düzenize geçiş yapacaksınız. İlişkisiyle alakalı uzun süredir yani sevgilisi eşiyle tartışan koçlarda daha böyle bir minnoş minnoş hareketler, daha birbirimizi anlayacağımız bir dediğimiz bir evreyi yaşayacaksınız ama sürekli ilişkilerinizde dırdır eden biri var. Yani siz de yapıyorsunuz maşallah ama karşı tarafı da gaza getiriyorsunuz. Rica ediyorum biraz yumuşamanız lazım. İlişkileriniz bu yüzden geriliyor ve bu yüzden huzursuzluklar var. Özellikle evli olan koç burçlarında da şu var. Görümce ya da eltiyle kaynaklanan bazı sıkıntılar evliliğinize zarar vermeye oluşturuyor. Lütfen dikkat edelim. Biraz daha ilişkinizi ev içerisinde tartışın, dışarıda tartışmayın. Çok göze geliyorsunuz. O yüzden size demişim ki evinizin her noktasını sirkeli suyla, hatta ailede kaç kişi varsa sirkeli suyla abdest alıp bir şükür namazı kılarsanız üzerinizdeki negatifler biter ve uzun süredir çocuğu olmayan koç burçlarda da tedavi dönemi başladı. Ama ortaklı yeni iş kurmak isteyen koç burçlarında da ciddi anlamda güzel kararlar vereceksiniz ama ne olur bir Ekim'i görelim. Çünkü Ekim sonuna kadar dünyanın çok büyük bir riski var. Yani şu an böyle bir riske girmenizi istemiyorum. Bazı koçlar kendilerini güvende hissetmek isterler. Şu an risk almanızı istemiyorum. Evet, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Ve uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızdan güzel bir sevinç ve mahkemelik evraklarınız var. Dikkate almadığınızda zarar göreceksiniz. Lütfen dikkatli kontrol edin diyorum. Sevgi ve mutlulukta kalın. 17 Ağustos depremini unutmayın. Dünya her zaman depremler bölgesi, dünyanın birçok noktası. Lütfen ders alalım. Hayat çok kısa, uzunmuş gibi geliyor sadece.